Cümleten selamun sevgili dostlar. Program sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Golbar.com'da biliyorsunuz benim de köşe yazılarım var ama bu ara tembellik ediyorum. Köşe yazısı bekliyorlar atamıyorum. Bu arada aşağıda şurada 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 abone sayacımız var. 22.800 kanalımızın abonesi 23.000 olduktan sonra sürpriz çekilişlere başlayacağız arkadaşlar. Yani abone olmayı düşünüyorsanız acele edin. Ee, bu da tamam. Yani güzel bir haberle başlayalım biliyorsunuz Ali Koç'un Anadolu Efes EuroLeague'de beni hayrete düşürdü. Hani Tuncay Bey'e mektup yazacağım, onu paylaşacağım demişti. Ülke menfaatleri bir tarafa, Fenerbahçe düşmanlığından dolayı e, bu kadar Fenerbahçe kompleksleri olduğunu bilmiyordum. Yanlış tanımışız diyordum. Aynı Efes bilsenin Monaco, Monak, Monaco şey. Efes Monaco'ya deplasmanda 102.80 mağlup oldu. Yani Monaco Efes Pilsen'in e, ilk maçı 21 sayıyla kazanmış. <laughs> Şimdi 22 sayıyla kazandığı için ikili haberajını da elinden almış. Yani Monaco bildiğiniz Efes Pilsen'in. <laughs> Tabi beter olsunlar. Gerçekten beter olsunlar. Fenerbahçe'de Basketbol Süper Ligi'nde Merkez Efendi Belediye C basketi 82-76 yenmiş. Ben bunu sevmiyorum ya. Yani ülkem ülke menfaatleri şöyle dururken başka şeyler düşünenleri sevmiyorum. Onu hatırlatayım. Ee, ser şeyin Tahkim kurulu Mert Hakan Yandaş'a verilen iki maçlık cezayı onaylamış. Trabzonsporlu oyuncuya da iki maçlık cezayı onaylamış. Demek ki bizim görmediğimiz şeyler olmuş maçta. Ee, Kuşadası forması giyen kiralık futbolcumuz Barış Sungur'da. Antrenmanlar da Mert Hakan Yandaş benimle çok ilgileniyordu. Her ihtiyacımı karşılıyordu. Sürekli yardımcı oluyordu. Müthiş bir insan demiş. Valla ben müthiş insanlığına değil de sahadaki Hal ve hareketlerine bakıyorum. Yani Luis Gustavo da müthiş bir insan. Benim gözümde. Ama yıllık 2 milyon 750 bin euro para alıyor. Bu sezon uzun bir sakatlık geçirdi. Şimdi inanılmaz bir şekilde tam orta sahada ihtiyaç varken işte ne bileyim İrfan oynayamayacak, Mert Hakan oynayamayacak, Mesut'un durumu nanay. Hani Arda Güler oynatsa bir dert, oynatmasa bir dertken sürpriz bir şekilde de Gustavo iyileşti. Öyle... Yani Evet Fenerbahçe ile ilgili transfer duyumlarına geçelim arkadaşlar. Bu arada gerçekten yani yanlış anlamayın. Normal şartlarda evet beğeni isterim. Yani rica ederim. Ama bu sefer ricadan daha öte artık zorunluluk gibi düşünün. Fenerbahçe hatırına hani benim beni boş verin. Sevmeyebilirsiniz ama Fenerbahçe hatırına lütfen videoları beğenin. Bakın kanalımızda çok ciddi bir spam saldırısı var. siz de takdir edersiniz. Yani skotur veriyoruz elektrikli skotur. 6 tane formayı gönderdik. Yavaş yavaş fotoğraflar da geliyor. Bunu golvar.com'da haberleştirecek merak etmeyin. Yani belgelik kanıtlı şekilde. Öyle akrabalarıma eşe dosta falan göndermedim yani. Sizlerin huzurunda biliyorsunuz. Artı yani kanal büyüyüp daha da fazla forma verme fikrimiz var. Hatta üyeler üye sayısı şu anda 300'de. Kafamızda şöyle bir proje var. Üye sayısını bir ayda bine tamamlayıp 10 üyeye forma, 1 üyeye scooter fikrimiz var. Ee, zor. İnsanlara çünkü üye ol dediğin zaman ya abi işte bu da para mara diyor, diyorlar. Ama hayır kayıt altına almak daha kolay oluyor. Neyse bakalım arkadaşlar projelerimiz çok. Ben sizden beğeni rica ediyorum. Hocam ben niye beğeneceğim her şeyi üyelere veriyorsun. Hayır abonelere verdik. 6'sının 6'sı altısı da abone çıktı. Bir tane bile üye yok. 6 Altı formanın 6'sı da abonelere çıktı. Abone kardeşlerime tabii ki de forma vermek isterim. Yani reklamlar, şu çıkan zıkkım reklam var ya. Üstüne tıklasanız, burada bana günlük yani bir gün sonra, iki gün sonra detaylı rapor geliyor. Yani günlük geliyor ama iki gün sonra detaylı rapor geliyor. Yani şu kadar tıklama diye. Son bir iki haftadır artışta duruyor. Simpliers diye bir site var. Yani videoya yorum atacaksınız, ben oradan çalıştıracağım. Hatta kodu varmış. Yani kodu sizinle paylaştığım zaman siz de girip Simpliers'a yazdığınız zaman Kod size diyormuş ki evet böyle bir çekiliş yapıldı kazananlar şunlar diye. Yani şaibelerden tamamen uzak şekilde bir çekiliş. Bunu düşünüyorum abonelere. Yani abone arkadaşlar içinde de forması olmayan illaki vardır. Lütfen arkadaşlar siz desteğinizi gösterin. Ben de cömertliğimi göstereyim. Yani ha yine sizden gelen. Yani siz reklam tıklarsanız yine sizden kazanılmış para size dönecek. Ha yani cebimden verdiğim bir olay yok. Yani siz tıklayacaksınız. Siz kazanacaksınız. Desteğinizi bekliyorum. Kusura bakmayın bayağı şey yaptık ama Fenerbahçe'de transferde çifte imza deniliyor. Kim bu isimler? Ferdi Kadıoğlu ile Serdar Aziz. Bunlarla el sıkışıldı. Yakın zamanda da açıklanacağı söyleniyor Şimdi biliyorum siz de sıkılıyorsunuz. Ya hocam yani sen, sana kalsa bir aydır iki aydır Ferdi ile imzalandı. Niye açıklanmıyor? Diyeceksiniz. Haklısınız. Valla bir şey diyemiyorum. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Ferdi'den imzalandığında euro kuru 18'di. Hani bu yaratepe'deydi ya. Euro kuru 18'di. 1.2'ler, 1.3'ler konuşuluyordu. Sonra 18 milyon TL'ye sabitlendi euro bir düşünce. Hani 1.2, 1.3 civarında. O gün bugündür bekliyorum. Ben de sizin gibi bekliyorum. Serdar Aziz'le bir hafta falan oluyor imzalanalı. Yani görüşme vardı ama bir hafta oluyor. Ben de sizler gibi bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diego Rossi'ye Flamengo kancası. Arkadaşlar bu haberin ısmarlama bir haber olduğunu daha önce de sizlere söyledim. Hatırlatmada fayda var. Bakın Diego Rossi'yle bizim yaptığımız bir sözleşme var. O sözleşmeye göre ya bon servisini alacağız, bir şeyler ödeyeceğiz. Ya bon servisini almayacağız, yine bir şeyler ödeyeceğiz. Flamengo haberlerini çokça duyacaksınız ama bu sefer daha da ciddi bir şekilde iddia edilmiş. Yani beklentileri karşılamadı deniliyor bir yapılanmaya gidilmesi bekleniyor. Diego Rossi MLS'de yılın futbolcusu seçildi. Sonra Fenerbahçe'ye kiralandı. Sonra 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ama yollar ayrılabilir diyor. Bakın yani enteresanlık enteresanlık üstüne farkında mısınız arkadaşlar? Bu arada telefonda da aynı zamanda oynatma listesi açık. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani size de göstereyim. Oynatma listesini iki kat hızda açık bıraktım altta şey yapacak. Gerçi ben üyeler özel oynatma listesini açık bıraktım ama. iki kat hızda oynuyor arkadaşlar. Buğra'nın karizmatik bir o kadar egzotik vahşitik bir videosunu var. Öyle. Yani dediğim gibi Rusya haberleri biraz ısmarlama haberler. Fenerbahçe'nin dediğim gibi her koşulda bir ödeme yapacak. Onu hani bakın işte elimizden kaçıyor. Kaçmasın gibisinden ama ilk olarak Manchester United'tan kiralanan Andreas Pereira'nın bunun servisini almak istiyorlarmış. Bunun haricinde kaleci, defans, orta saha falan almaya çalışıyorlarmış. 1 numara için Atletico Paranense'den Santos, 6 numara için Lyon'dan Thiago Mendes, forvet için de Fenerbahçe'den Rossi'nin ön plana çıktığı deniliyor. Bakın haberde bir eksiklik var. Rossi forvet oynayabiliyor ama forvet olarak kimse tercih etmez. Bu arada Andreas Pereira'da hatırlarsınız. Bunun da Fenerbahçe'ye gelme durumu vardı. E, bilenler bilir. Satın alma opsiyonuyla gitti. 1 milyon euroya kiraladılar. E, sadece 6 maçta oynadı. Yani Fenerbahçe'ye gelse daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama vardı. Fenerbahçe'den Arafilli Porozi... Ne? Fenerbahçe'den Porozo hamlesi. Ben de dedim kolbasti mi oynuyoruz? Fenerbahçe Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan. Ekvatorlu stoper Jackson Porozo'yu kiralamak istiyor. Jackson Porozo. Transfer marketine bakıyorum hemen arkadaşlar. Çünkü ilk defa duydum ismi. Kim ve sanayi için Avrupa devleri kapıları aşındırırken Fenerbahçe yeni stoper adaylarını belirlemeye başladı. Ben burada bir yerde haberden habere geçeceğim arkadaşlar. Boavista forması gen 21 e, kiralamak istiyor. Portekiz ekibi satış hedefliyor. Şimdi haberden habere geçmem lazım. Çünkü bu haberle bağlantılı. Fenerbahçe'de Kim Minji'nin yerine iki aday. Birisi Buğra Çelenk. Şimdi Kim Minji'nin yerine iki aday. Bakalım haberde o Porozo ismi geçecek mi? Çünkü e, illa ki eğer gerçekten bir alaka varsa bu haberde de çıkması lazım. Kim Minji'nin biliyorsunuz talipleri arttı. Hatta ben bir haber bekliyorum. Muhtemelen diğer videoda konuşacağım. Şaktar'ın ee, Shakhtar'ın stoperi Marlon. CSK'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Fuchs ile temasa geçmişiz. Ee, yani Marlon Marlon Transfer Market Merlin Moro Marlon 24 Ha şimdi Yalnız şakların diyor bu şeyde kiralık film lensede. Yok. Bu şey Trabzonspor'daki Marlon bu. Allah Allah. Başka Marlon'a bakalım. Marlon. Şaktar. Ben de diyorum ya Allah Allah ne kadar tanıdık bir yüzü var. Ha 10 milyon euroluk yeni transfer. Fox 3'üne birden bir bakalım bakayım. En mantıklısı hangisi? Ee, satma, bon servis, yüksek bedel, yerini doldurmayı düşünüyor. 26 falan filan. Evet. Şimdi habere geçmeden önce şunu söyleyeyim. Marlon 7 Eylül 95 doğumlu. Yani 26 yaşında Brezilyalı. Dukuya'da Kaksiyas'ta doğmuş. Oranın adamına pek güven olmaz ya. Biraz e, balici tinerci olabiliyor o bölgenin adamı. Yani Brezilya'yı bilenler için konuşuyorum. Genelde de Jeneryo'dan alınabilir de. Yani e, teşbihte hata olmasın. 26 yaşında 10 milyon euro. E, şimdi 1 Temmuz 2021'de sağ sağ 12 milyon euroya almış. Piyasa değeri 6,5 iken. 22 maçta 1843 dakika oynatmış. Şampiyonlar Ligi'nde falan oynatmış. Hani ayranımız yok içmeye. Tahtaravan'la gidiyoruz. E, transferi hesabı. Gerçekten merak ediyorum yani. Nasıl alacaksınız? Tam bu ismi yazıyorsunuz. Tamam. Yazan yazıyor. Eyvallah. Güzel. Gazeteler satsın diye dedim. Ya biraz mantıklı isim yazın. Bruno Fuchs. 3 milyon euro piyasa değeri var. Süper. vallahi süper. Mantıklı. 1 Nisan 99 doğumlu. 22 yaşında. Çok güzel. 1.90 boyunda. Müthiş. Brezilyalı. Süper. Yani şu ana kadar her şey süper. Sağ ayaklı. 8 milyon euroya almışlar 25 Ağustos 2020'de internasyonelden. 7 maça çıkmış 294 dakika oynamış. Bak buraya kadar her şey süper. Az oynamış değil mi? Yani az oynadığı için e, çöp çıkmış futbolcu. Öyle söyleyeyim. Peki 2020'de yani futbolcu 20 yaşındayken hatta yok 20 21 yaşındayken diyelim. Futbolcu 21 yaşındayken 8 milyon euro almışlar. 23 yaşında kaça satarlar? Tabi bu da opsiyonlu bir şekilde kiralama falan olur ama Fenerbahçe'nin mantığına yatmaz. Çünkü Fenerbahçe'ye gelip oynayıp şampiyon yap yapılmasında katkısı olacak isim lazım ki yani şampiyonla oynayacaksak. Jackson Porozo'ya bakalım. Boavista 2 milyon euro. Çok mantıklı. 4 Ağustos 2000 doğumlu 21 yaşında. Muhteşem. 1.92 boyunda stoper. Evet bizde Uzun isim çok yok. İki kez Ekvator milli takımını giymiş. Güzel. Yükselişte olan bir isim. Takım. Boavista Portekiz Ligi. Evet güzel. İlişkileri de güzelleştirdik. 500 bin euro almışlar 1 Ekim 2020'de. 20 maça çıkmış. 1787 dakika. Yani 3-3.5 mandına alınabilir. Hani Fenerbahçe düzeyinde. Fenerbahçe seviyesinde bir isim. Ee, Jackson. Gerçek adı yani tam adı. Jackson, Gabriel, Prozo ve ee, en mantıklısı bu geldi bana Diğer arkadaşlara hiç boşuna bakmayın Külliyen yalandır Zaten gelen bir şey yok Üçüyle ilgili de bana gelen bir duyum yok da Ben sadece mantık yürüttüm Fenerbahçe'den e, Hedefteki Lucas ve Santos Karar veriyor Diye bir haber var Lucas amca e, Karar veriyormuş bu arada oynatma listesini açıyorum. Son 3-4 dakikaya getiriyorum. iki kat hızda. O da izlemiş oluyor. Ee, bakalım. FIFA'dan Rusya'daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka bir ülkeye transfer olmaya izin verme sonrası sol avına çıktı. Hareketlendi diyor piyasa. E, Bugün itibaren yürürlüğe girecek. Fenerbahçe sol bek sorununu çözmek için Rusya'ya gitmişti. Ee, Salah Gerrard artık ikinci sıraya yerleşip Şampiyonlar Ligi'ne gitme bileti istiyor demiş. İsimlerden biri Ayrton Lucas diğeri Douglas Santos. Güzel isimler. Yani e, Douglas Santos ismi ve Lucas ismi güzel isimler. Çünkü 27 yaşında Douglas Santos piyasa değeri 16 milyon euro. Yani hemen 5 dakikada alabileceğimiz bir transfer. 2019'da 13 milyon euro almış adamlar. 27 maça çıkmış 4 asisti var. Hani millet geri zekalı zaten. Aman diyorlar biz futbolcuyu elimizden kaçıralım. Fenerbahçe çöksün ya da Avrupa takımları geri zekalı. Hiç kimse görmüyor bu futbolcuyu. Ee, diyorlar ki aman Fenerbahçe alır şey yapalım diye. Fenerbahçe girişimlere başladı diyor bu iki isim için. Yani çok zekice bir haber. Yapan arkadaşın eline sağlık. Ha, Ayrton Lucas daha mantıklı. Menajeri ayrıl dedi diyor. Spartak Moskova'nın yabancıdan henüz de kulüpten ayrılmak istediğini söyleyen bir oyuncu olmadı. Ancak Fenerbahçe'nin hedefindeki e, Lucas'ın iki gün içinde bu yönde teklifte bulunacağı söyleniyor. 24 yaşındaki sol Solbek Menajeri Carl, Carlos Leite'nin oyuncusuna Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ayrılması yönünde tavsiye verdiği söyleniliyor. Leite kısa süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip almıştı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın atladığınız bir detay var. Şunu söyleyeyim. Şimdi bana deseler ki Mustafa Hocam X gazeteciyi takip et, oradan sana 300-500 tane abone gelir. Hemen takip ederim. Ne kaybedeceğim? Hiçbir şey. Hocam işte misal veriyorum Ahmet Ercanların git işte Twitter gönderisine yorum yaz. En az 1000 tane abone gelir sana. Yazarım. Ha küfürsüz, hakaretsiz. Hocam işte Ahmet Ercanları takip al. 5000 tane abone gelir sana desinler. Yaparım. Ne olacak? Ya bu da böyle bir şey arkadaşlar. Yani adam futbolcusunun menajeri. Her transferden cebine para kalacak. Takip etmesi kadar normal bir şey yok. Bunları bu kadar büyüten sizsiniz yanlış yapıyorsunuz. Şimdi ben bir de şunu merak ediyorum. Ya Villarreal'i var, Valencia'sı var, Espanyol'u var, ne bileyim Atalanta'sı var, Newcastle'ı var. Hiç mi şey yok? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Krasnodar'da Daniel Farke'nin ayrılmasının ardından Remy Kabaya, Kirchowiak, Eric Botheim ve John Cordoba gibi isimlerin olduğu 8 yabancı ...futbolcusuna, ülkeden ayrılmasına izin verdi diyor. Bakın John Cordoba. Bu ismi unutmayın. Kafanızın bir tarafına sokun. Ben Mustafa Hoca olarak size... ...bu kadar isim arasında sadece bir tane duyum veriyorum. John Cordoba. Biz bu çocukla çok ilgilendik. Almak için çok uğraştık. Bütün imkanları seferber ettik. Bakın kulüp 8 yabancı futbolcusunun ülkeden ayrılmasına izin vermiş. FIFA kararı açıklamadan önce ayrıldıkları için... Sezon sonunda başka takımlar anlaşma iznine sahipler. Yani Fenerbahçe daha önce görüştüğü için söylüyorum. Yani çok ilginç olaylar var. Bu John Cordova'yı listenize alın. Yani yanlış anlamayın. Kesinlik tabii ki de transferde zor. Hele hele şu dönemde söylemek ama John Cordova konusunda unutmayın arkadaşlar. Yani Fenerbahçe yeni forvetini buldu. İşte Samat da sonrası forvet morvet diye başlık koyarsam şaşırmayın. Bu John Cordoba'yı listenize alın. Ha Mustafa Hoca kesin bizde demiyor ama deyin. Ama deyin. Bir beklemede kalın. Başka bir haberde Fenerbahçe, Ayrton, Lucas'a çok beklemeyiz demiş şeklinde bir haber var ama gerçeklik payı yok. Önümüzdeki hafta transferin bitmemesi halinde teklifi geri çekeceklerini söyledi. Diyor. Vallahi şuradaki isimler içerisinde Ayrton Lucas ismi mantıklı. 24 yaşında 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Öbür genç arkadaş yani biliyorsunuz Brezilya'dan almışlar. Çok tutmayabilir o isim. Ha ben şunu söyleyeyim. Şu kadar isim içinde John Cordova ve Lucas ismi mantıklı ama ben diyorum ki Fenerbahçe yönetimi bu haldeyken ikisi de gelmez. Ha Fenerbahçe yönetimi az aklı başında bir yönetim olsa ikisi de hayırlı olsun. İkisi de hayırlı olsun. Ama yönetimimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu kısımdan şimdilik bu kadar. Lütfen bir beğeniyi çok görmeyelim. Kanal hepimizin kanalı. Desteklerinizi bekliyoruz.